Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki girişimizi yaptık. Şu an kamptayız arkadaşlar. Dönem arasındayız. Tabii benim de bir boşluğum olacak. Ve sizlere durumda bir program paylaşmıştım. O programa göre gideceğiz arkadaşlar. Bugünün videosu AYT Kimya. Ney? Periyodik sistem ve dizilimler. Tabii bu aşamada ben periyodik sistemi anlatırken böyle efsane bir yöntem gösteriyorum. Bu orbitallerde 1S2, 2S2 falan diye onları böyle say say para say diye ezberlemeden yapacağını garanti ediyorum. O yüzden videoyu kesinlikle üzerine basa basa söylüyorum. Tabi her videomuzu izle ama bu videoyu ayrı bir hevesle böyle sonuna kadar kesinlikle izle, tamam mı? Yani dediğimiz gibi burada amaç size bu işi kolay bir şekilde anlatmak arkadaşlar. Ama kolay derken ben size şöyle söyleyeyim. Hani şunu yapamayacağım, bu kanalda bunu görmeyeceksiniz. 5 dakikada AYT kimya, 5 dakikada orbitaller, işte 5 dakikada bilmem modern atom teorisi, 5 dakikada gazlar, öğrenme garantili falan. Nasıl öğrenme garantili kardeşim? Sen çalışmazsan nasıl öğreneceksin yani? Yani videoyu bir izlemen lazım, not tutman lazım. Bakın ben size PDF bile yapmıyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü sınıfta böyle yan yana etüt yapıyormuşuz gibi dinle istiyorum. Farklı anlatmak istiyorum. Yaza yaza. Ben bir öğretmen olarak soruları nasıl çözüyorsam o kafaya gelip böyle mantığını anlayıp güzel bir şekilde bunları halletmeni istiyorum arkadaşlar. Tabii şu uyarımı da yapmak istiyorum. Dün mesela kanaldaki abone sayımıza bakarsanız 4000'i falan geçtiydi. Bugün sabah bir uyandım, 3920 mi ne yani şu an. Akşama doğru yine artacak. Her gün 60-70 kişi, Allah razı olsun, coğrafyanın kodları Yunus hocam büyük destek oldu. Bizleri paylaştı, sizlerle tanışmamızı sağladı. Ama öğrencilerimizin tabii ben izlemelere de baktım, böyle abone olanların falan. Böyle izleme saatlerinde arkadaşlar çok böyle ultra falan şey yok. Artma yok. Demek ki diyorum ki öğrenciler şey yapmış. Hani çoğunluk abone olmuş sadece, hani video gelirse takip edelim diye. Yani şöyle, video izlemediğinde YouTube spam olarak algılıyor arkadaşlar, bunu söylüyorum. Dediğim gibi hani kanaldan haberdar olmak istiyorsan, videolardan haberdar olmak istiyorsan, aboneliğim yanmasın diye istiyorsan, şöyle kanala abone olduktan sonra videolarımızı açın bir bakın. Ne yapmışız, ne etmişiz, hangi videolar var ve her videonun arkadaşlar biz altına imzamızı atıyoruz. Yani mantığını anlayacaksın. Ben böyle şey yapmak istemiyorum, böyle hani birazcık daha işi böyle detaylı anlatmak istiyorum aslında. Sade ve detaylı. Nereden geldiğini bilerek. Bak ne olursun kurban olayım, bilimi sev. Amaç zaten bu. Bunlar hakkında konuşacağız sizlerle birlikte. Bilimi seversen bu iş olur kardeşim. Devam ediyoruz. İnşallah hadi bakalım videomuza başlayalım. Videomuz ne hocam? Videomuz efendim şöyle ortalayalım. Periyodik sistemde elektron dizilimleri diyoruz arkadaşlar. Tamam. Periyodik sistem ve elektron dizilimleri. Şimdi gençler şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi bakın. Periyodik sistemde biz şöyle demiştik. Bunlar abi evrenin yapı taşları. 118 tane var. 118 tane element var burada. Bu 118 tane elementin 93 uranyuma kadarı doğada kendiliğinden bulunuyor, elde ediliyor. Kimisi bileşik, kimisi moleküler, gaz, katı falan. Hani hepsi de saf halde bulunmuyor söyleyeyim yani. Hani dediğimiz gibi mesela sodyum saf olarak bulunmaz. Sodyum klorür olarak bulunur. Metaller bileşikleri halinde bulunur demiştik. Oksijen mesela moleküler olarak bulunur doğada. Ozon mesela. Oksijen O2, ozon O3. İkisi ayrı madde. Bunlar mesela oksijen o şekilde doğada bulunabilir. Farklı formları vardır yani. Bunlar ama dediğimiz gibi yapı taşları. Yani yapı taşları dediğim, bunlardan başka bir şey yok maddelerin içerisinde abi. Bu atomlardan başka bir şey yok. Ve bizim bu maddeleri gördüğümüz sistemin adı neydi gençler? Duyamadım. Periyodik sistem. Biz periyodik sistemde evrendeki yapı taşlarını anlıyoruz. Hocam şimdi burada bir elementle şöyle diyelim, kalemim heh yazıyor. Bak şimdi periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru sütunlara bizler grup diyoruz arkadaşlar. Satırlara ise ne diyoruz? Periyot diyoruz. Periyodik sistemde bakın grup olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane grup var arkadaşlar. Tamam mı? Şu alttakileri saymıyoruz gruplarda. Çünkü onlar, burası birazdan bahsedeceğiz. Başka bir grubun devamı. 3B grubunun devamı diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar mesela bir de A'lı B'li adlandırmam vardı değil mi? Şöyle dedik bak. 1'den 18 arası sen adlandırma yaparsan, gruplandırma yaparsan gruplara, sen burada sistematik gruplandırma yapıyorsundur. Tamam mı? Sistematik. Hocam sistematik yani Uluslararası Kimya Birliği UPEC adlandırma sistemi. 18. grup, 15. grup dediğinde bu şekilde. Hocam A'lı B'li gruplandırma yaparsak bir de bunu biliyoruz. Biz bu da geleneksel. Yani kimyacı örf ve adetlerine göre. Tabii biz burada böyle
ağlı beyli adlandırmayana örf adet derken böyle hani şiddet falan uyguladığımız yok ama bizim adetlerimize göre, geleneklerimize göre ağlı beyli adlandırma yapmak daha güzel. Ayrıca Amerikan adlandırması diye de geçer arkadaşlar. Amerikan. Hatta yukarıdaki Avrupa adlandırılması diye de geçer. Yani farklı farklı adlandırma şekilleri var. Şimdi hocam, periyodik sistemde biz AB şeklinde, yani bir de şöyle bir durum var, onu da söyleyeyim. Bak, periyodik sistemi çok detaylı olarak TET videolarında anlattım. Nerede hocam? Şu yukarıda bak. Şu yukarıda hemen. Şu an bir link çıkacak. O linkten de detaylıca izleyebilirsin. Ben yine anlatacağım ama burada şöyle yazmayacağım. Yani burada AYT kısmıyla ilgileneceğim daha çok. Yeni bilgilerle ilgileneceğim. Ama sözel olarak ifade edeceğim. Şimdi hocam, bizim A'lı belli isimlendirmemiz vardı. Gruplandırmamız vardı gruplara. Mesela 1A, 2A diyorduk. Geleneksel gruplandırma. Bakın sonra hemen 3A'ya atladık. Yani 13. grup 3A. 14. grup 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grupları demiş olduk arkadaşlar. Şu arası ne oluyor hocam? Bu arası da bizim için geçiş metalleridir arkadaşlar. Yani buradan sonra 3B, bakın 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B'den sonra 9B diyor muydum canavarlar? Diyor muydum? Duyamadım. Demiyordum değil mi? Hemen ne diyordum hocam? 8B 3 tane vardır. 8B, 8B. Çünkü bu 3 gruptaki 8B elementleri ne yapar? Benzer özellikler gösterir. Birazdan anlatacağız. Bir grupta elementlerin elektron dizilimleri benzerlik gösterdiği için diyeceğiz. Burada elementler benzer özellikler gösterir diyeceğiz arkadaşlar. Peki 8B'den sonra 11. grup dediğimde ne diyordum? Bakın 1B ve 2B diyordum hocam. Buradaki 1B'nin de şuradaki 1A grubu elementiyle bir benzerlikleri var. Onları da zaten anlatacağım, fark etmenizi sağlayacağım. Dediğim gibi ezberletmek istemiyorum arkadaşlar. Belki şu videonun ismi 5 dakikada periyodik sistem olsa belki full izlenecek, patlayacak, gidecek video. Ama ben birazcık idealist davranmak istiyorum. Yani bu şekilde sizlere hayal satmak istemiyorum. Güzel bir şekilde dinle, güzel bir şekilde anla, keyif de alırsın dinlediğinde. Güzel bir şekilde bunları halledersiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar bizim neyimizdi? Gruplarımızdı arkadaşlar. A gruplarına biz ne diyorduk? A grubu elementlerine baş grup elementleri diyorduk. A grupları baş grup elementleriydi. Baş grup elementleri. Bunların içerisinde hatırlarsak ametaller vardı şu bölgede. Şöyle sileceğim ama bak, şu bölgede şöyle merdiven çiziyorduk arkadaşlar. Ametallerim vardı. Soy gazlarım vardı. 8A gruplarıydı. Sonra şurada yarı metallerimiz vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu aradaydı. Yani dediğimiz gibi bunlar, şurayı sileyim. A grupları içerisinde metal, ametal, bir de hidrojen vardı mesela. Ametal. Şu kısım mesela hidrojen 1A grubunda 1. periyotta bir ametalli. Bunları TET kısmında anlatmıştık arkadaşlar. Tamam. Şimdi hocam, bir de B grupları vardı. B grubu dediğimiz şu 3B, şunlar neydi hocam? Bunlar geçiş metalleriydi arkadaşlar. Hepsi metaldi bunların. Çünkü periyodik sistemde %90, yani şöyle diyeyim, bakın yine sileceğim. Şuralar mesela, şuralar hidrojen hariç. 1. periyotta şu hidrojen hariç. Şuralar. Bunların hepsi neydi bizim için? Metaldi arkadaşlar. Yani aradaki B grupları da geçiş metalleriydi demiş olduk. Sonra hocam şu en altta vardı değil mi? Şu en altta ayrı yazdım. Neydi? Bunlar lantanitlerdi ve aktinitlerdi. Hocam şimdi periyodik sisteme baktığında bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyot var. Lantanit ve aktinitlere 8. ve 9. periyot demiyordum değil mi arkadaşlar? Bakın lantanit ve aktinitler şunlardır. Bunlar 6. ve 7. periyot devamıdır. Yine sileceğim ama arkadaşlar bakın. Mesela şurada ne var? Ksenon 54 var mesela. Sonra periyodik sistemde protonlar böyle birer birer devam ediyordu. Mesela 54 protonu var. Bir proton fazla, yani atom numarası bir fazla olan neydi? Sezyum 55. Sonra baryum 56 geliyor. Bak bir yanında şöyle devam eder. Hani 57 diye değil, lantan 57 buradan devam eder. Yani dediğimiz gibi hani bunlar böyle yan yana, bakın şurası baryum, şurası lantan, yani o şekilde düşün, tamam mı bunları? Dolayısıyla şu lantanit ve aktinitler hocam, şu 6. periyottur, bu 7. periyottur. Bunlar dediğimiz gibi 6. ve 7. periyotun devamıdır. Bunlara iç geçiş metalleri demiştik arkadaşlar. Tabi şurada B gruplarını yukarıda yazmamışım. Mesela burayı yazalım. Bunlar geçişti. Geçiş metalleriydi. Sonra mesela şu lantanit ve aktinitler de, bunlar da iç geçiş metalleriydi. Şimdi şöyle düşün mesela. Şurası 3B grubu ya arkadaşlar. Şurası 3B grubu, şu arası. Mesela lantanit ve aktinitler de 3B grubu diye geçer. Yani burası şöyle bütün, şöyle bütün bir grup olarak düşünmem lazım. Yani şuraları, tamam. O şekilde düşünürsek bizim için daha mantıklı olur. Şimdi şurayı sileyim.
çünkü farklı şeylerden bahsetmek istiyorum. Bunları biz size AYT kısmında, özür dilerim, TYT kısmında ne yapmıştık, anlatmıştık. Hocam şimdi neredeyiz? Şimdi bizim size anlatmak istediğim olay şu. Periyodik sistemde dediğimiz gibi 7 tane bizim için periyot var. TYT kısmında anlatmadım ama burada anlatacağım. Bakın şurası, yani 1A ve 2A gruplarının olduğu yerler S bloğudur. Yani şu kısım arkadaşlar, bu kısım S bloğudur. Şu geçiş metallerinin olduğu yerler, bakın şurası, tamam mı? Bunlar D bloğu elementleri diye geçer. Şimdi biz orbitalleri, alt kabukları öğrendik ya mesela. S alt kabuğuyla biten elementler o grupta yer alır. 1A ve 2A gruplarında yer alır. D alt kabuğunda son elektronu yerleşmiş, bitmiş elementler D bloğunda yer alır. Yani geçiş metalleri D bloğu elementleri diye de geçer. Yani şunlar D bloğu elementleri diye de geçer. Hocam iç geçiş metalleri, bunlar da arkadaşlar F bloğu elementleri diye geçer. Tamam mı? Yani bunlar da dediğimiz gibi F bloğu elementleri. Dediğimiz gibi mesela normalde şu araya bunları yerleştirmem lazımdı. 6. ve 7. periyotun devamıydı dedim değerli öğrencilerim. Peki şöyle dedik. Mesela şurası D'ydi hocam. İç geçişler F bloğuydu. Şu son kısım hocam, soy gazların, metallerin, yarı metallerin olduğu blok. Bunlar da P blokları, yani şu kısım arkadaşlar. P blokları. Bakın şimdi hem periyodik sistemde yer bulmayı bu videoda çıkartacağız. Hem de size bir yöntem göstereceğim ki efsane. Yani sen mantığını anlayarak, nereden geldiğini bilerek, zaten bu dizilimleri yapmıştım. 1S2, 2S2, 2P6. Ben önceki videolarda çok detaylı anlattım bunları size. Başka yerde göremeyeceğiniz şekilde bunları anlatmaya çalıştım size. Mümkün olduğunca detaylı bir şekilde arkadaşlar. Burada da o şekilde devam edeceğiz. Bakın işler nereye gidiyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi şöyle diyeyim size. Şurada 1. periyot 1A grubunda sarıyla belirtiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada hidrojen var, tamam mı? Oraya farklı bir şey yazacağım. Ben hidrojeni oraya yazmıyorum. Şimdi yazalım ki hidrojen 1. Bu neyle bitiyor hocam? 1S1 ile bitiyor. Bak şuraya yazayım bak. 1. periyotta S1 ile bitiyor. Sonra hidrojenden sonra ne geliyor hocam? Helyum geliyor. Helyumun yeri de şurası. Yani sarıyla çizeyim. Bozmayalım şekli. Şurası da helyumun yeri. Hocam yaz bakalım helyumu. Burası da ne? 1S2. Biz dizilim öğrenmiştik. N artı L'ye göre düşük enerjiden yüksek enerjiye göre önceki videolarımızda sıralama yaptığımızda ne oluyordu hocam? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 7S2. Şöyle arkadaşlar, 7S2 diyorum ya, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6 şeklinde sıralıyorduk. Bunu ezberlememiz gerekiyor diyorduk. Say say para say falan yapanlarınız vardı. Ama şimdi şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Farklı bir bakış açısından bakmanızı sağlayacağım. Bakın hidrojen 1S1, helyum 1S2. Yani ikisi de 1. periyotta S1 ile, helyumu da yazdım. 1. periyotta S2 ile bitti. Şurası da 1S2 demiş olduk arkadaşlar. Şimdi hocam demek ki şunlar 1. periyot, bak. 1S2, 1S2. 1. periyotta olmuş. Ne var hocam şurada? Maviyle yazalım. Ne bitti hocam şurada? Helyum 2 bitti hocam. Tamam. Şimdi bak dikkat et. Sonra geldim. Bak çok efsane bir yöntem arkadaşlar. Şimdi şurada şu sarıyla çizdiğim yerde, şu bölgede ne var? Lityum var. 3 numaralı. Proton sayıları teker teker artıyor ya. Biz periyodik sistemde o şekilde yazıyorduk. Bakın lityum 3. 1S2 yerleştirdi. 3 tane elektron yerleştireceğim arkadaşlar. 2S1. Yani bu adam 2S1 ile bitiyor hocam. Bak aynı mantıkla lityumdan sonra gelecek berilyumun 2S2 ile bitmesi lazım. Yaz istiyorsan. Berilyum 4'tür arkadaşlar. 2S2. Tamam. Sonra periyot başladı. Mesela şu 3A grubunda, ikinci periyot 3A grubunda yer alan elementimizin ismi bizim bor. Tamam. Bor yazıyorum hocam. Bor 5. Bakın 1S2, 2S2, 4 yaptı hocam. 2S2'den sonra 2P1 yazmam lazım. 5 tane elektronu yerleştirdim. Bakın şu 2P1 ile bitti hocam. Şurası 2P1. Sonra şurası 2P2 ile biter. 1 elektron, 1 proton fazla. Bak 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 dedim arkadaşlar. Bakın şu helyum soy gazıydı. 2P6 ile biten soy gazı da neondur arkadaşlar. Yani şöyle 2S'den başladım. 2P6'yı bitirdim. Yani şöyle düşünüyorum. Bakın 1. periyot bitti. Sonra 2. periyot bitti. 2S2, 2P6 dedim. 2P6'da biten soy gazımın ismi de ne? Neon 10. 2. periyotta bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın az çok herhalde ne yapmaya çalıştığımı anladınız. Bizim
Bu dizilimlerle periyodik sistem arasında bir ilişkimiz var. Bakın birinci periyotta P bloğu yok. 1S1, 1S2. İkinci periyotta 2S2. Bakın geçiş metali yok. 2P'ler gelmiş oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu dizilime dikkat et. 1S, 1S. Hocam sonra şu kısım 2S, şurası 2P. Hocam aynı mantıkla bakın. Şurası 3S olur, şurası 3P olur. Üçüncü periyotta S1 ile bitenler buraya gelir. İstersen yaz. Sodyum 11 mesela. Şu üçüncü periyotta 1A grubunda 3S1 ile biter. Hocam üçüncü periyot S2 ile bitti. Bak sonra burası üçüncü periyot. P1 ile bitecek. 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. Hocam P bloklarında 6 element olması, yani şurada P bloğu dediğim yerde yan yana 6 grup olması tesadüf değil arkadaşlar. Hatta S bloğu dediğim yerde de yan yana 2 element olması yine tesadüf değil arkadaşlar. Tamam mı? Yani dediğimiz gibi bizim bu dizilimimizle N artı L dizilimimizle periyodik sistem arasında bir ilişki var. Sen bunu yaparsan say say para say demeden bunları yaparsın. Neden? Birinci periyot 1S2. İkinci periyoda geldim 2S2P. D geçiş grupları gelmiyor mesela. Sonra üçüncü periyot 3S2 3P6 bak. Üçüncü periyot yani. P6 ile biten soy gazda ne yok? Hocam aynı mantıkla bakın. Şu bölge 4S1 ile bitecek. Şurası 4S2 ile bitecek. Sonra mesela bakın şunları yazdım. 3S kısmı. Sonra 3P'ler şunlardı. Hocam 4S geldi bakın. Şu 3S2 3P6 dedim. Bakın 3P6 ile biten soy gazı yazayım size. Yani şuradaki soy gaz 3P6 ile bitecek soy gaz. Hocam argondur. Atom numarası 18'dir. Neon 10'dur. Helyum 2'dir. Bak elektron sayılarını soy gazlarını ezberledikten sonra 3. periyotta biten soy gazın 3P6 ile bittiğini anlıyorsun. Yani sen direkt şunu diyebilirsin. 3P6 ile biten soy gaz argon 18'dir hocam. Tamam. Argon 18'dir demiş olduk. Yani bu. Mantık bu arkadaşlar. Sonra şöyle dedim. Mesela farklı kalem yazacağım. Şuraya bakın arkadaşlar. Burada skandiyum vardır. Tamam mı? Bak dikkat et. Skandiyum 21. 1S2, 2S2, 2P6. Bak 10 oldu. Neon oldu. Bak saymıyorum. 2. periyotta biten soy gaz neon. Sonra 3S2, 3P6. Geçiş metallere gelmedi daha. 3S2, 3P6. Hocam 18 demiş şu an. Argon 18 burası. Sonra 4. periyot başladı bakın. 4S2. Burası 20 oldu arkadaşlar. Bakın 21 tane yazmam lazımdı. 3D1. Yani şu kısım 3D1. Bir yanındaki 3D2. Sonra 3D3 ile biter. Hocam 6B grubunda burada krom vardır. 3D4 ile bitmez. Özel dizilim demiştik. 3D5 ile biter demiştik burası. Yani şurası 3D5 olacak. Şurası da 3D5 olacak ama şöyle 3D6 bakın. 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. Yani D bloğu olan yerde 10 tane grup olmasının sebebi D bloklarının, D alt kabuğunun 10 elektron olmasıdır. Yani burada D'nin olduğu yerde 10 olmasının sebebi, 10 grup olmasının sebebi budur. Tesadüf değildir hocam. Sonra bakın yani şunu diyorum. 4. periyottan itibaren D'ler başlar ya. D'ler bulundukları periyotun bir eksiğinden değer alır. Sen şunu bilirsen. Hocam bakın 4. periyot başladı 4S2. Bir eksiğinden ne geldi? 3D10. Sonra periyot neyle bitiyordu? S ile P arası bir periyot. 4P6'da periyotu bitirdim. Şu şekilde kırmızıyla yazıyorduk. 4P6'da bitirdim. Arkadaşlar 4P6'daki soy gazı mesela şuralar işte 4P1, 4P2 falan filan gidecek ya. 4P6'da biten soy gazım Kripton 36. Hocam ksenon 54 bu 5P6 ile biter arkadaşlar. Bu da ksenon 54'tür. Ters yazdık. Radon 86'dır bu. Hatta şöyle diyelim. Ötekiler gibi yazayım şunları ya. Şöyle karışmasın. 5. periyotta biten soy gaz 5P6 ile biter. Bu Kripton 54. Hocam 6P6 ile biten radon 86. Sonra organeson var hocam 118. Bu da ne yapacaktır? Şöyle yan tarafa yazacağız. Yine buraya yazdık. Şöyle yazacağız hocam. Bu da 7P6 ile bitecek hocam. Geldim buraya 7P6 ile dedim. Bak aynı mantıkla sana ne diyorum? Şöyle demiş oldum. 3P. Sonra şurada 4S geldi. 4. periyotta arada geçiş metalleri var. Geçiş metalleri bir eksiğinden de yer alır. Bak 3D10. Sonra hocam periyodu bitirdim 4P. Sonra 5. periyoda geldim 5S. Şurada 5. periyot bakın 5S. Sonra arada geçiş metalleri var 4D. Görüyor musun? Ne kadar güzel değil mi? Şurası bakın 4D. Bir eksiğinden alıyor D'ler. Sonra hocam periyodu bitirdim 5P. Şöyle 4P6 ile biten soy gazım neydi? Kripton. Kripton 36'ydı arkadaşlar. Bakın 5S2, 4D10, 5P6 dedim. Çektim. 5P6 ile biten soy gazında ksenon 54 demiş oldum arkadaşlar. Sonra bakın 6. periyotta geldiğimde dikkat ediyorum. 6. periyotta şu kısım 6S olacak hocam. Bak 6S. Ama 4F14 gelmiş. Neden? Çünkü burada F blokları geliyor. Ve unutma. F blokları bulunduğu periyotun 2 eksiğinden de yer alır. 6. periyotta ise o blokta yer alan 4F elementi 6. periyotta ise 4F elementidir. Yani 6S ile periyotu başlattın. 2 eksiğinden 4F14 dedin. Bak
Bakın 4F'den sonra 5D gelecek. D'ler de 6. periyotta 1 eksiğinden değer alıyordu. 5D. Sonra hocam 6P6 dedim, periyodu kapattım. Bu da neydi? Radon 86 idi hocam. Sonra 7. periyot geldi bakın, 7S. Sonra bakın 2 eksiğinden F alacak. 5F. Sonra 1 eksiğinden 6D. Sonra ne demiş oldum arkadaşlar? 7P demiş oldum. Şurası da ne olacaktı? 6P olmuş olacaktı. Yani sen bilirsen, dikkat et, 4. periyottan itibaren 1 eksiğinden yani N-1'den D'ler gelir. 6. periyottan itibaren şurada arkadaşlar F'ler gelir. Yani lantanit ve aktinitler gelir. Sen bunları bilirsen rahatça bunları yapabilirsin. Ve soy gazları dizdiğinde aslında bu kısa dizilim dediğimiz olayı da yapabilirsin arkadaşlar. Tamam, devam ettim şimdi. Bakın. Yani kolay bir yöntem. Zor bir yöntem değil. Mesela biz ne yapıyorduk? Sodyum 11 yazıyorduk mesela. Senden ricam şu. Bak, 1. periyot 1S2 hidrojen helyum. Sonra 2 ile 3'te geçiş metalleri yok. 4. periyottan itibaren başlıyor geçiş metalleri. Sonra bak 2S2, 2P6. Soy gazları öğrendim. 2. periyotta bir tane soy gazım neon 10. Hocam neon 10'dan sonra bakın 11 tane elektron yerleştirmem lazım. 3. periyot S ile başlar. 3S1. Her soy gazdan sonra soy gaz kaçıncı periyotsa bir sonraki periyot S bloğu başlayacaktır. 3S1. Hocam bu şekilde kısa dizilimleri de güzel yapabiliyoruz. Mesela sodyum 11. Ne demiş oldum ben? Hocam şöyle diyebilirim. Neon'a kadar kendinden bir önceki soy gaz. Neon 10. Bakın 10 elektron var. Dizilim neonla aynı diyorum. Şu dizilim. Ondan sonra neon 2. periyotta bitti. 3. periyot başlayacağına göre 3S1. Bu iki türlü şekilde yapılabilir arkadaşlar. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Bu yöntemle şunu bilmen lazım. 4. periyottan itibaren mesela 4S2 1 eksiğinden 3D 4P ile periyodu bitirdim. 5S2 1 eksiğinden 4D 5P6 ile periyodu bitirdim. 6S2 dedim de 6. periyotta lantanit ve aktinitler var. Bunlar F bloğu elementleri. 2 eksiğinden şöyle diyorsun. 6S 2 eksiğinden 4F 1 eksiğinden 5D çünkü lantanitlerin yanında geçiş metalleri var. Sonra hocam 6. periyotta 6P ile periyodu bitiriyorum. Sonra 7S 5F 6D 7P ile bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda inanın kolay bir şekilde bunları halledeceksiniz gençler. Şimdi gelelim bir de periyodik cetvelde yer bulma kısmına gelelim arkadaşlar. Hemen kırmızı kalemle yazıyorum. Periyodik sistemde elementlerin yerlerinin bulunması. Hocam bak ayrı ayrı anlatacağım sana. Şimdi genel not. Ben sana dedim. Bak 1. periyot bitti. 2. periyot bitti. Sonra 3. periyotta 1. element soruyor. Yani genel not şu. En büyük S değeri sen ne yapacakmışsın? En büyük baş kuantum yani en sayısı değeri bize neyi verir arkadaşlar? Periyotu verir. Periyot. Yani S'e bakacaksın hocam. S'e bakacaksın. Bak 3. periyotta bu adam. Tam bu genel bir not. Yani mesela yazdım hocam. Ne yazalım mesela? Fosfor 15 yazdım hocam. 1S2, 2S2. Bakın 1. periyot bitti. Sonra 2. periyot başladı. 2S2, 2P6. 10 yaptım. Neon hocam bu. Neon 10. Sonra 3. periyot başladı. 3S2 bakın 12. 3P ne kaldı hocam 15 olması için? 3P3. Bakın 3. periyot başladı hocam. En büyük S değeri sana neyi verecek? Periyotu verecek. Bu genel kural. Tamam. Güzel. Yani bu adamım nerede? Şu adam 3S'li. Her başlayan S yani en büyük S değerine baktığımızda bize neyi veriyor? Periyotu veriyor arkadaşlar. Bu nerede? 3. periyot elementi. Hocam grubu nasıl buluyoruz? Seri bir şekilde onları da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunları size parça parça anlatacağım. Mesela S bloğu elementleri ise baksana şuraya. Bak şimdi şuraya geldim. Bak S1 ile bitenler 1A grupları değil mi arkadaşlar? Bak S1 ile bitenler kırmızıda yazıyorum arkadaşlar. S1 ile bitenler 1A grupları. S2 ile bitenler ise 2A grupları değil mi? O zaman çok kolay yapmam gereken iş çok basit. Şöyle diyorum hocam. Notları yazayım. Bakın S1 ile bitiyorsa 1A grubu. Ayrıca geleneksel olarak böyle arkadaşlar. Tamam. Ayrıca birinci gruptur. Bu da ne? Sistematik yani UPEC. UPEC'e göre birinci grup olarak geçer. S2 ile bitiyorsa 2A grubu diyeceğim. Yani ne olacak hocam? İkinci grup olmuş olacak. Var mı sıkıntı? Bir yandan da ekranımı kontrol ediyorum. Hocam örnek yazalım. Magnezyum 12. 1S2. Bakın 12 tane yazacağım. Birinci periyot bitti. 2S2. 2P6. İkinci periyot bitti. Şurada neon 10'dur. 10 tane yani hocam. Sonra 3S2 ile biter bu. Bak ne dedim? İkinci periyot bitti. Soy gaz geldi. Sonra üçüncü periyot geldi. O zaman bu üçüncü periyotta S2 ile bitiyorsa 2A grubunda hocam o zaman ne demiş olduk biz? İkinci grup demiş
olduk, tamam mı? Yani ayrıca şöyle, genel kural şu: değerlik elektronları, yani S'le, bundan önceki videoda anlatmıştık ya, S'le bitiyorsa o zaman en son, S'le ve P'le bitiyorsa en son enerji seviyesindeki orbitalleri topladığımda bana değerlik elektron sayısını verir, grubu verir bu da yani. Değerlik elektrondur ayrıca bu. Tamam, şunlar değerlik elektronlarıdır. Bunlar ne yapacaktır? Grubu verecektir. Öyle de düşünebilirsin. Farklı kaynaklarda o şekilde de bulabilirsiniz. Hocam, canım hocam, cicim hocam. Mesela diğerlerinde de mi böyle? Zaten aynı mantıkla yapıyorduk yani. Tamam mı hocam? Tabii ki de öyle. Yani şöyle diyelim. Az önce yazmıştık ya mesela. Böyle fantastik bir şey yazayım. Müfredatta ilk 36 elementten sorumlusun ama. Yani şöyle. Mesela sezyum 55. Hocam sezyum 55'e en yakın soy gazı düşün. Bir önceki soy gaz neydi hocam? Ksenon 54 değil mi hocam? Ksenon 54. Bak böyle yazabilirim. Uzun uzun yazmak yerine. Bak şimdi. Ksenon 54 şurada hocam. Şurada kripton yazmışız buraya az önce ya. Şu ksenon olacak. Bak düzeltiyorum. Şurası ksenon olacak arkadaşlar. Tamam. Bunu videoda ben uyarı olarak belirtirim. Ksenon 54. Tamam. Ksenon 54 bak. Sezyum 55. Ksenon 54 kaçıncı periyotta? 5. periyotta bitti. 6. periyot o zaman neyle başlayacak hocam? 6S1 ile başlayacak. Tamam. Yani o şekilde yapabilirsiniz hocam. Yani ksenon 54 ne demiş oldum? 6S1. Bakın bu nerede? 6. periyotta S1 ile bittiğine göre ne olacak? 1A grubu diyeceğim. O zaman bu nedir? 1. gruptur demiş oldum sevgili arkadaşlar. Geçtim. Hocam P bloğuyla bitenlerden ne yapacağız? P bloğu elementleri diyelim arkadaşlar. Bak o zaman şöyle. Kuralı veriyorum. Değerlik elektronlarını toplayacaksın hocam. Değerlik elektronları grubu verir. Grubu verir. Hatırla, P bloğuyla bitiyorsa bunlar neydi hocam? A grupları değil miydi? Bak şuraya bak. Şunlar A grubu değil mi hocam? 3A, 4A, 5A, 6A. Yani S ile P. 2S, 2P mesela. 3S, 3P. Bunlar bizim grubumuzu veriyor. Mesela S'den 2 geldim. 2A. P1 olunca 3A. Yani mantığı anla, görüyor musun? Yani o şekilde yaparsanız sizin için daha kolay olur hocam. Yani bu değerlik elektronları da neye eşit oluyordu? Şöyle demiş oldum. S artı P. En son. Bana neyi verecek? Grubu verecek hocam. Tamam. Hani yapalım. Hadi yapalım. Hocam karbon 6 yazdım. 1S2, 2S2, 2P2. Zaten önceden şöyle diyordun hocam. Sen bunu hocam 2, hocam 4 şeklinde açıyordun. Bakın 2 katman var. 2. periyot 4A grubu diyordun. Şimdi ne diyorum sana? Bak 2S ile başlamış bu. 2. periyot S2. Bak S2. 2. periyot gelmiş. P'den de 2 gitmiş. 1A, 2A, 3A, 4A demiş olduk. Yani 3A, 4A demiş olduk hocam. S ile P'yi topladığımda ne olmuş oldu? 2 artı 2'den bu 4A grubu demiş olduk arkadaşlar. Bu geleneksel. Hatırla, 4A grubu neydi? 14. gruptu arkadaşlar. Neden? Çünkü 4A derken aradaki geçiş metallerini, 10 tane olan geçiş metalini çıkartıyordum. Bak 2A'dan 3A'ya atlıyorum. Yani şu geçiş metallerini söylemiyorum. He, sistematik olarak 1, 2, 3 diye hepsini birden okuyorduk. 3A 13. grup oluyor o zaman. 4A 14. grup. 5A 15. grup. 6A 16. grup. 7A 17. grup. 8A da 18. grup olmuş oldu. Tamam. Gayet basit yani. Direkt yapman gereken S ile P'yi toplamak. Hocam mesela yazayım bir tane daha. Brom yazdım. Brom 35 mesela. Bak birden başlayayım. Birinci periyot 1S2. Geldim ikinci periyoda 2S2, 2P6. Geldim üçüncü periyoda 3S2, 3P6. Saymama gerek var mı? Yok. Üçüncü periyottaki soy gaz argon 18'dir arkadaşlar. Geldim dördüncü periyoda bakın 4S2. Dördüncü periyotta bir eksiğinden geçiş metalleri vardı. 3D10. 18, 20, 30 oldu. Hocam sonra dördüncü periyodu bitirdim. 4P ne demiş oldum? 30, 35 yapmam lazım. 5. Şimdi zaten ben şu D bloğu olan yeri saymıyordum. Yani ne yapıyordum hocam? Bu grup okurken her zaman en büyük S'e bakıyordum. Dördüncü periyotta bakın. Hocam ne yapacağım? Bakın 4S1A, 2A, 4P5'ten de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Yani ne yapıyordum? Direkt şöyle diyordum. S ile P'yi topluyordum hocam. Yaptığım buradan 2 artı 5'ten ne olmuş oldu? 7. O zaman 7A grubu. O zaman hocam bu ne? 7. grup demiş olduk. Geleneksel olarak 7A grubunda, sistematik olarak da 7. grupta bu şekilde yapmış oluyorum. Yani belli bir bakış açısı yakalarsanız gençler çok kolay diyoruz. Şimdi şöyle hemen gelelim B grubu elementlerinde. Yani B grubu neydi? D bloğu elementlerinde. Bloğu. D bloğu elementlerinde ne diyoruz? Yer bulma diyoruz hocam. Şimdi periyodik sistemi ben şöyle bir çizeyim. Ama keseceğim burayı, merak etme. Çizerken uğraşmayacaksın.
Aynen böyle çizdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tak diye çizdim. Nasıl böyle? Güzel değil mi? Hemen çiziyorum tabii. Olası ki hata durumuna karşı şunu bir de bir kopyalayayım hocam. Aynen öyle. Şimdi bak dikkat et. Biz zaten A gruplarında ve B gruplarında yaptık hocam. A gruplarında yani 1A 2A S bloğuyla biten elementlerde. Yani neresiydi? Şurası S bloğuyla bitiyordu. Şurası hocam P bloğuyla bitiyordu. Şimdi neredeyiz? Şu arasında D bloğuyla biten elementlerdeyiz hocam. F'lerde zaten grup ismi okumadım lan. Bir sıkıntı yok yani. D ile bitenleri yapacağız şimdi. Şu aradaki kalanlar. Şimdi mesela şöyle. Dikkat et. Mesela şurası S1, şurası S2 diye. Hocam bak S2D. Yani ne yapacağım ben grubu belirlerken? S'lerle D'leri toplayacağım. Direkt ne diyeceğim? Grubu bana verecek. Bakıyorum D ile bitti. D ile bitiyorsa da B grubu diyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Buradaki elementler B grubu elementleri. Tamam. Ama tabii burada 8B falan var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela şöyle diyelim. Şu az önceki yaptığımız skandiyumu mesela yapalım. Yazdım hocam. Skandiyum 21. Bak şöyle de yapabilirim bak. Birinci periyot 1 S2. Geldim ikinci periyoda 2S2 2P6. Üçüncü periyot 3S2 3P6. Bak argon 18. Bitirdim hocam 4S2. 2 gittim. 21 yapmam lazım. 20 oldu. 3D1. Bak dikkat et. Şurası zaten 1A 2A. Hemen yanındaki 3B'dir hocam. Tamam. Yani şunu dedim. En büyük S'e baktığımda dikkat et hocam. Dördüncü periyot olduğunu bunun anlıyorum. Hemen ne yapıyorum? S ile D'yi topluyorum hocam. Ne yaptım? 2 artı 1'den ne demiş oldum? 3B grubu demiş oldum arkadaşlar. Yani skandiyum neredeymiş? Skandiyum şuradaymış arkadaşlar. Tamam mı? 21. Bak direkt 6B'ye kadar. Tamam 7, 5, 8B'ye kadar böyle yapabilirim. Mesela şöyle dedim. Demir. Mesela tuttum hocam. Hatta şuraya da kopyalayayım. Şöyle buraya bir yazalım. Mesela geldim demir. Demiri yazdım hocam. Demir 26. Yazamadım. Şimdi yazıyorum. Demir 26. Yazdım bak. Birinci periyot 1S2. Bitti. İkinci periyot S ile başladım. S ile bitirdim. S ile başladım. P ile bitirdim. Sonra üçüncü periyot 3S2. 3P6. Bak burası üçüncü periyotta biten soy gaz argon 18. Dördüncü periyot başladı. 4S2. Bak 26 yapmam lazım. 3D6. Hocam S2 ile D6'da bak. 2S'den gitmişim. 6D'den gitmişim. Demek ki D ile bitiyorsa bu B grubu zaten. Şöyle diyorum bakın. Şurası zaten 4. periyot olduğunu anladım şuradan. 4. periyotta. Hocam S ile D'yi topladım. Ne yaptı? 2 artı 6. O zaman bu ne? 8B grubu diyorum arkadaşlar. 8B grubu 8. gruptur. Evet öyle değil mi bak? 8B 8. grup. Hatta az önce 3B grubunda 3. gruptu yani. Skandiyuma gelirsek 3B grubu ne hocam? 3B grubu. Şöyle geldim. 3. grup diyorum. Tamam? Dikkat et yani. Geldim şimdi hocam. Bu şekilde yapacağız. Ama hocam mesela demir 26'dan sonra bir yanındaki de 8B grup. O zaman nasıl anlayabilirim? Yine mantık kullanarak anlayabilirsin. Mesela kobalt 27 dedim. Kısa yoldan yapalım mı hocam? Argon'a kadar aynı. Bak argon 18. 3. periyotta bitti. 4. periyot başlıyor. 4S2 3D9. Hocam dikkat et. Bu nerede? 4. periyotta. 4S'de başlamış. 4. periyot. Ne yaptım? S ile D'yi topladım hocam. Ne? 2 artı 9'dan 9B grubu yok. Bak 8B olunca 1. 8B grubu. 9 olunca da 2. 8B grubu olur o zaman. Yani şöyle ikinci 8B grubu diyorum. Hemen yanında. O zaman bu ne? 9. grup. Tamam. Yani S ile D bana zaten direkt grubu veriyor yani. Yani şurada geldim. S ile D'yi topladım. Bak 2S'den gitmişim. Buradan da 9 şeyden gitmişim. Yani kobaltın yeri nerede hocam? Kobaltın yeri şurada. İkinci 8B'de yani. Tamam. Şuraya ne dedim? Hocam kobalt 27 yani. Şurası. Tamam. Aynı şekilde aynı mantıkla bakın. Kobalt 27 dedik ya. Bir yanındaki nikel 28 de öyle. Yani argon 18. 4. periyot başladı. 4S2. 2 gittikten sonra bir de ne gideceğim hocam? 28 olması için 8 gideceğim. 3D8. Bakın ne olmuş oldu bu? 4. periyot. S artı D'den. Bu zaten direkt 10. grup. 2 artı 8'den. 2S'den gittim. 8D'den gittim. 10. grup oldu. 10. grup. Hocam 10. grup bak. 8, 9, 10 olursa 8B grubuydu. O zaman bu 8B grubu demiş oldum. Hangi 8B? 3. 8B grubu. 8 oldu mu 1. 8B. Öyle düşün. Yani şurada bir not diyelim. Dikkat diyelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. S artı D toplamı 8, 9, 10 olursa bu hangi grupmuş arkadaşlar? 8B grubuymuş. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hocam nerede kaldık? Nerede kaldık? Şurada kaldık. Bak
Şöyle derim. Mesela bir B'ler var ya şurada. Yazdım hocam aynı mantıkla. Çinko 30. Veyahut da bakır yazalım. Bakır 29 yazalım. Bakır 29. Hocam argon 18. 3. periyot bitti. 4. periyot başladı. 4S2 3D9. 29 olması için. Ama bak S2 ile D9 gördüğümde ne yapıyordum? Hemen düzeltiyordum. S'den bir tane alıp D'ye veriyordum. S1. 4S1 3D10 dedim. Hocam nerede bu? Bir sıkıntı yok. Bir şey değişmez. 4. periyotta 4. periyotta S ile D'yi toplarsam S artı D'den 11. grup. Hocam 11. grubu gördün mü? Bak 11B grubu yok. 8-9-10 oldu mu 8B grubuydu. 8B'nin hemen yanında 1B grubu vardı. Yani ne yapıyoruz biz? 10 çıkartıyoruz. 1B grubu diyoruz. Bakırın yeri neredeymiş hocam? Bakırın yeri tam da şuradaymış hocam. Bakır 29. Burada dikkatinizi çekmek istediğim yer mesela potasyum 19'a bak. Şöyle dedim. Argon kadar 18. Bak 19 tane dizeceğim ya. Sonra ne başlıyor? 3. periyot bitti. 4S1. Hocam potasyumla bakır arasında sadece bir dolu tam dolu D farkı var. Yani 4S1 ile bitince ben buna ne diyordum? Bu neredeydi hocam? 4. periyot S1 ile bitiyorsa 1A grubu. 1A grubu. O zaman bak D varsa full, S1 ile bitiyorsa direkt 4. periyotta ne demiş oldum? 1B grubudur. Benzer özellikleri vardır. O yüzden 1B ile 2B'yi, yani şunu demeye çalışıyorum mantıken. Şuradaki bakır 1B'si ile şuradaki potasyum 1A'sı arasında tek fark tam dolu D'nin olması. Yani bu da belli başlı özelliklerin aynı olmasına sebep oluyor hocam. Bak aynı şekilde 8-9-10 olursa 8B, 11-12 olursa da 10 çıkartıyorum hocam. Bir yanındaki çinkoda ne olmuş olacak? 2B grubu olmuş olacak. Bak yazdım hemen. Siyahdan yazayım hocam. Çinko 30. Kısa yoldan yazıyorum bakın. Argon 18. 3. periyot bitti. 4S2 20 oldu. 3D10 oldu. Ne olmuş oldu hocam? 30 olmuş oldu. Yazdım şimdi. Neredeyim arkadaşlar? 4. periyottayım. Artık bunu biliyorum. En büyük S verdim ona bunu. S ile D'yi topladığımda direkt diyorum. Bu ne? 12. grup. Hocam 12. gruptan 10 çıkartırsam bu 2B grubu olmuş olur. Çinko neredeymiş? Bakırın bir yanında bu şekilde mantıklar kurarak çıkartabiliriz. Çinko 30 demiş oldu. Hocam bak şu S2 ile biten de kalsiyum var ya bak. Kalsiyuma bak 20. 1S2 2S 1S2'den başlarsam buraya sığmayacak. Şöyle kısa yoldan yazalım. Argon hocam 18. 3. periyot bitti. 4. periyot 4S2. Bak 18-20. Ne dedim ben buna? Bu 4. periyot. 4. periyot. Hocam S2 ile bitiyorsa direkt 2A grubu. Yani nerede bu kalsiyum? Şurada hocam. Şu bölgede kalsiyum. Yani bunu da şöyle yazayım. Şuradaki çinkoyla şuradaki kalsiyum arasındaki tek fark şu tam dolu D orbiteli. Bazı özellikleri bu yüzden benzer. Mesela çinko her zaman şu S'den 2 tane elektron verecektir. Çinko 2 artı olacaktır. En sondan veriyordu. Kalsiyum da artı 2 değerlik alır mesela. Çinko her zaman 2 artı değerlik alıyor. Kalsiyum da 2 artı değerlik alıyor. Çünkü 4S'den 2 veriyor. Çinko da 4S'den 2 veriyor. Çünkü neden? En sondan elektron veriyordu mesela. Mantığı da budur. 1A ile 1B arasındaki elementlerde benzerlikler var. 2A ile 2B arasındaki elementlerde benzerlikler var. Biz o sebepten şu 1B ve 2B'yi sona ayrıca belirtiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde videomun sonuna geldim. Uzunca da bir video oldu arkadaşlar. Ama keyifli bir video oldu. Mantığını anladığınızı biliyorum. Güzel bir şekilde bunları halledeceğinizi biliyorum. Hangisi olursa olsun artık yaparsın. Bütün gruplardan bahsettik. P ile biterse, D ile biterse. F'leri zaten grup olarak adlandırmıyorduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Programa göre arkadaşlar yarın bir soru çözüm videosu yapacağız bunlarla alakalı. Bir de TET kısmından devam ediyoruz. Takip edersiniz. Durumdan bakarsınız programa. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.